Merhabalar, ben Şehit Muhabiri Subaykadarı Başyavaş Bayram Gümüşünoğlu Ali Gümüş. Ben de şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kıdemli Başyavaş Başı'yla görev yapmaktayım. Babam 20 Temmuz gecesi şehit oldu. Ama nasıl şehit oldu? Burada Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan olayları bütün dünya biliyor zaten. Dünyanın gözü önünde oldu. Bütün dünya gazetecileri buradaydı. Birleşmiş Milletler buradaydı. Barış gücü buradaydı. Herkes buradaydı. Buna rağmen her türlü savaş suçu işlendi burada. Kötü şeyler yaşandı. Kötü olaylar oldu. Bunlara maruz kalan kişilerden bir tanesi de Bayram Gümüş ve iki tane askeriydi. Ben babasız büyüdüm. 15 yaşındaydı. 15 günlüktüm babam beni bırakıp geldiğinde. Ben hatırlamıyorum bile. Annemin kucağındaymışım. Babam şehit olduğunda da 1 yaşındaydım. Kısmet olmadı bir baba kelimesini söyleyebilmek, kucaklayabilmek, peşinden gidebilmek, elinden tutabilmek bize nasip olmadı. Ancak yine de gururluyum, mutluyum. Çünkü babam bir hiç uğruna şehit olmadı. Yavru vatanı Türkleştirmek için, yavru vatanı emniyet almak için, güven almak için, Kıbrıslı soydaşlarımıza, Kıbrıslı kardeşlerimize can vermek için, kan vermek için kendi kanını verdi. Burada kahramanca şehit oldu. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki en büyük etkenlerden birisi bu kahraman askerlerimiz olduğuna inanıyorum. Babam Kıbrıslı soydaşlarımızın, kardeşlerimiz için kendini feda etti. Bizi yalnız bıraktı. Fakat tabii ki bunun acısını biz çektik. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ablam çekti, annem çekti, ben çektim. Yıllarca okula giderken olsun, işe girerken olsun, sokakta oynarken olsun, bir babalar gününde, bir anneler gününde, bir bayramda biz bunu yaşadık. Babamın mezarı da burada Kıbrıs'ta Boğaz Şehitliği'nde. Bir bayram gününde, bir cuma günde bir babamızın mezarını ziyaret etme imkanımız olmadı. Yani yıllarca hasret kaldık. Nitekim ben zaman zaman geldik, bir gün, iki gün gördük ama bu yeterli değil tabii ki bizim için. Yıllar sonra babanızın çarpıştığı nokta ilk defa geldiğinde ne hissettiniz? Şimdi 44 yıl sonra Ataktepe'ye babamın çarpıştığı, savaştığı yere geldim. Tabii ki orası bir başkası için herhangi bir yer olarak gözükebilir ama bizim için orasının maneviyatı çok yüksek. Çünkü orada gördüm babamların göre yaptığı yeri, yatakhanesini, kullandıkları tesisleri görüyorum. Belki de babamın bastığı yere basmak benim için farklı bir duygu. Babamın yaşadığı yerde nefes almak benim için farklı bir duygu. Tabii ki orada insan bir hüzün deryasında boğuluyor böyle. Yani kelimeler nutkunuz tutuluyor, kelimeler düğünleniyor, boğazdan çıkamıyor. Nefes alışınız değişiyor orada. Tabii ki bunu yaşamayan, bilmeyen anlamaz. Bunları bizim gibi herkesin hissetmesi mümkün değil. Ama ne olursa olsun 44 yıl sonra babamın şehit olduğu yerde orada bulunmak ve 20 Temmuz tarihinde burada bu törenlere katılmak, şehitliğe gitmek, babamın mezarını tekrar gözüp yanında Fatih okumak, önünde diz çökmek bizim için yani tarif edilemez bir mutluluk, tarif edilemez bir gurur. Peki şehitlikte ne hissettiniz mezarının yanına geldiğinizde? Şehitlikte insan hani yıllar sonra babasını gören bir insan ne hissederse biz de onu hissediyoruz tabii ki. Hani insan ne yapıyor babası? Ben de askerim şu anda. Ben görevden geldiğim zaman çocuklarım bana sarılıyor. Baba hoş geldin diyor. Ben de gittim. Babam bana hoş geldin demese onun beni gördüğünü, bana hoş geldin dediğini, beni manevi olarak kucakladığını biliyorum. Ben de hoş bulduk baba dedim. Gittiğim zaman da yanına zaten beni duyduğunu da biliyorum. Selamun aleyküm dedim. Demem de gerekiyor zaten, o benim babam. Diyeceğim. Ne yapayım? Kucaklayamam, sarılamam ama en azından mezarına, mermerine elimi sürerim. Yapabileceğim bu. Başka da bir yapabileceğim bir şey yok. Yıllar sonra karşılaşma imkanınız olsaydı ne söylemek isterdiniz babanıza? Baba seni seviyorum baba. Seni seviyorum dedim. Başka da bir şey demezdim. Başka da bir şeye ihtiyacım yok zaten. Nasıl bir şeydi babasız büyümek? Babasız büyümek. Her zaman bir yanınız eksik olur. Okula gidersiniz. Çocuklar, arkadaşlar gelirler.
İşte hafta sonu öğretmen sorardı bunlara. Ben yaşadım bunları. Öğretmenime sorardı. Çocuklar hafta sonu ne yaptınız? Bir tanesi derdi ben öğretmenim babamla balığa gittim. Bir tanesi biz maça gittik öğretmenim. Bir tanesi biz işte pikniğe gittik öğretmenim. Bana gelirdi. Öğretmenim bilirdi benim babası olduğumu, benim babamın şehit olduğunu. Ben boynum önünde tabii ki ağlardım gizlice, sessizce. Benim sıramı geçerdi. Diğer çocuklara anlattırırdı. Okulda çocuklar herkesin velisi gelsin dendiğinde herkes ben babamı çağırdım dedi. Ben anneme söylerdim bunları. Veya işte bir anne babamın elini tutup bir maça gidemedim, bir balığa gidemedim. Hiçbir yerde babamızın bir önderliğini görmedik. Annem bize hem babalık yaptı hem annelik yaptı. Allah uzun ömür versin. Allah başından eksik etmesin. Yani babasızlık yani bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Bunu yaşamak lazım. Ya Allah kimseye de yaşatmasın bunu. Allah kimseye yaşatmasın. Biz yaşadık. Acısını da çektik. Ya hele hele mesela evlilik aşamalarında çok müthiş yani bunun acısını çektik. Hem benim evlilik aşamalarımda hem ablamın evlilik aşamalarında. Sonuçta evin erkeği yok. Annemin bir lafı var. Hala şu anda kulaklarımda çınlıyor. Ablamı istemeye geldiler tabii ki yıllar önce. Yıl 1990'dan bahsediyorum. Ablamı istemeye geldiler. Evde oturuyoruz. Şimdi kimi akrabalarımız var? Tabii ki evin erkeği yok. Evin reisi yok. Ben de o zaman lise öğrencisiyim. Bir tanesi diyor evlensin. Bir tanesi diyor evlenmesin. Bir tanesi diyor iyidir. Bir tanesi de kötüdür. Ki şu andaki eniştemden bahsediyoruz. O da deniz astsubayı. O da Türk donanmasında 30 seneden beri görev yapmakta. Çok şükür ki böyle bir enişteye sahibim. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı, saygılı bir insan. İşte dediğim gibi herkes farklı bir şey söylüyor. Annemin şu lafı hala kulaklarımda çınlıyor. Soba da yanıyordu o zaman. Tabii ki daha doğalgaz falan yok. Soba yanıyor. Oğlum dedi. Ne olaydı, ne olaydı dedi. Baban dedi, kör olaydı, topal olaydı da şu ocağın başında oturaydı dedi. O günü hala unutamıyorum. Hala kulağımda, hala gözümün önünde şu anda canlandı yine. Biz bunları yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın diyorum. Peki Kıbrıs Türk'üne mesajınız var mı? Kıbrıs Türk'üne mesajı zaten 20 Temmuz 1974 tarihinde babam ve kahraman Türk ordusu gereken cevabı verdi. Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman yalnız değildir. Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman kendini yalnız hissetmeyecektir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet Türk'tür, Türk kalacaktır. Annemin söylediğine göre, tabii ki o zaman telefon yok, muhabere cihazları yok. Sürekli mektuplaşıyorlarmış tabii. Babamın yazmış olduğu mektuplardan annemin söylediği, yani şöyle yazmış babam tabii ki. Ben görmedim bu mektupları yıllar içinde ne oldu da bilmiyorum. Yazdı işte anneme diyor hanım diyor buradaki Kıbrıs'taki insanlar çok iyi. Çok misafirperver, çok yardımsever insanlar. Sadece bizden konuşmaları biraz farklı ama aynı bizden gibi işte bizim gibi bizden insanlar. O yüzden burada olduğum için mutluyum. Sen sakın canını sıkma. Şurada az günümüz kaldı. Biraz daha dişini sık. Geleceğim diyordu. Geleceğim diyormuş. Ancak işte bu maalesef üzücü olay sebebiyle kavuşamadan babam rahmetli oldu. Çok aradım. Ülkün ailesini aradım. Sizi de aradım bulamadım bir türlü. Hasan abi buldu. Ben Ülkü Akbulut'un abisi. Adil Akbulut'u da buraya alayım. Gel Adil abim sen de gel. Siz abisiniz kardeşiniz değil mi? Evet. Muteber anne Ülkü Akbulut'un abisi Adil Bey. Tabii burada bir şey daha açıklamak isterim. Astsubayımız, şehit astsubayımız Bayram Gümüş'ün
Oğlu Ali Gümüş de babası gibi assubay. Kızı Serpil Hanım'ın eşi assubay. Detayları evet. Anlatır mısın? Sizden tarafa çıkın. 44 yıllık hayalde. Yani aradım, teyzemi de aradım, diğer abiyi de aradım. Bir türlü ulaşamadım. İmkanlarım yetersiz geldi. Adreslerini, isimlerini bulduğum halde, yani memleketlerini öğrendim, araştırdım, derneklerden bulmaya çalıştım, bulamadım bir türlü. Ama Hasan Bey sağ olsun kısa süre içinde buldu bu işi, çünkü biliyor ve Kıbrıs gönüllüsü kendisi. Kıbrıs sevdalısı bir abimiz. Bugün burada olmak benim için çok yani hassas bir konu. Yani sonuçta burada babam ve iki tane askeri kahramanca şehit edilmişler. Kahramanca savaşarak. Kahramanca savaşarak hunharca şehit edilmişler. Bunu söyleyeyim. Özellikle üzerine basarak söylemek istiyorum. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır. Savaşın da bir namusu vardır. Her şeyin bir kuralı vardır. Bütün dünya üzerinde budur. Ancak burada yapılan normal savaş değildi. Burada yapılan savaş suçu işlendi burada. İnsanlık suçu işlendi burada. Burada 3 tane kahraman Türk askerine yapılanlar yani dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştır belki de. Çünkü Hasan Bey bunları çok iyi biliyor. Biz de biliyoruz ama bunu kimse bilmiyor. Burada babama ve 2 tane kahraman askerine yapılan işkencelerin hesabını biz soramıyoruz. Kimseye de bir şey söyleyemiyoruz. Söyleme hakkımız da yok. Ama bu 3 tane kahraman askere yapılan işkenceler çok kötü bir şey. Ya bunun hesabını gerçi tabii ki bizim komandolarımız sordu. O gün hesabı komandolarımız sordu fakat yani bu bizim içimizi rahatlatmıyor. Çünkü dediğim gibi savaşın da bir ahlakı vardır, namusu vardır. Burada namussuzca savaşarak, ahlaksızca savaşarak, savaş suçu işleyerek bu insanları katlettiler. Bir de işin öbür boyutu var. 44 seneden beri ben babama hasretim. Annem bir önce söyledi, 15 günlükti beni bırakıp gittiğinde ben baba kelimesine hasret kaldım. Olabilir. Hepimizin başına gelebilir. Sonuçta babam vatan için, Kıbrıs'ı bayraklaştırmak için, vatanlaştırmak için şehit oldu, kanını döktü. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ki. Buraya ilk defa mı geldiniz? Neler hissediyorsunuz? Çok kötü şeyler hissettim. Geldim bulurum gibi ama yok. Ne diyeyim? 74'ten bugün iki çocuğunuz yalnız başınıza yetiştirdik. İki çocuğumla beraber evet oğlum 15. Ailenizde asker olmayı. Evet evet. Oğlum 15 günlükte, kızım 3 yaşındaydı. Hı-hı. İşte 44 sene oldu. Onlarla beraber onları büyüttüm, everdim. Kendime tek başıma yaşıyorum. Allah'ım 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk günü Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında görev yapan muhabere assubay kıdemli başçavuş Bayram Gümüş, Gümüş'e alay üstleri tarafından, alay komutanı tarafından bir talimat verildi. Adaya inen çıkan askeri birliklerin Adana'da o günlerde kurulan 2. Ordu Harekat Merkezi ile irtibatının sağlanması için buraya bir telsiz istasyonu kuruldu. 120 kadar asker çıktı bu bölgeye. Burada tamı tamına 3 tane askerimiz vardı, kahramanımız vardı. Onları gördüler ama hemen üstlerine de haber verdi. Bayram Çavuş bir elinde Thompson silahı, bir elinde telsiz ile buranın basıldığını, işte Girne'nin yandığını, olup gelişen olayları Kolordu Muhabere Şube Müdürü'ne, Altan Ateş o zaman binbaşıya bilgi verdi. Hatta Adana'daki harekat merkezine de kısa bir açıklama yaptı. Bu arada da Rumlar sürekli ateşle geliyordu, yaklaşıyorlardı buraya. Üstleri onlara bölgeyi terk etmeleri talimatı verdi. Ama burada bir tabur askere karşı 3 askerin yapabileceği başka bir şey yoktu. Direnme, çarpışma, savaşma durumu söz konusu oldu ve burada kahramanca savaştılar, savaşarak o ilk anlarda muhabere çavuş Zeki Alp Soley, muhabere onbaşı Ülke Akbulut şehit oldular. Bayram Gümüş assubayımız yaralandı.
Çünkü onun nedenlerini açıklayacağım birazdan size. Ama bir taraftan da ateş ediyordu Thompson silahıyla. Onu esir aldılar. Esir düştü. Bayram Assubay'ımızı buradan Doğru Yol bölüğüne götürdüler. Doğru Yol bölüğünde de tabur yaklaşık 16 mücahidimizi şehit etti orada. Onları da gafil avladı. Bir miktar mücahidimizle beraber Assubay Bayram Gümüş'ü o sarp kayalardan aşağıya attılar.